Evet, merhabalar arkadaşlar. Şu anda Gazi Üniversitesi'ndeyiz. Öğrencilik yıllarımın geçtiği üniversitede şu anda bir dokunsal resim sergisiyle beraberiz. Cahit Şahin hocamız bu resim sergisinin yaratıcısı. Hocam merhabalar. Merhabalar hocam. Kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Ben Cahit Şahin. Aksaray Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelleri Anabilim Dalı'nda bir araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Çalışmalarım, uzmanlık alanım Braille okuma yazma ve erişilebilirlik üzerine oluyor genel olarak. Erişilebilirlik kapsamında da sanat eserlerini dokunsal hale getirip görme engelli bireylerinde erişimini sunmayı amaçladım burada. Evet, bu resim sergisi ne zamandan beri var? Resim sergisini ben ilk defa geçen yıl Aksaray Üniversitesi'nde açtım. İkinci olarak da Gazi Üniversitesi'nde başladık. Yani bir yıllık bir serüveni var. Özelliği ne hocam bu resim sergisini? Nasıl dokunsal hale getirdiniz bu içerikleri? Braille noktaları kullanarak, Braille noktalardaki o yüksekliği kullanarak eserleri kabartma haline getirdim. Ve böylece görme engelli bireyler insanlık tarihine mal olmuş sanat eserlerine dokunarak erişim sağlayabiliyorlar. O eserlerde neler var neler yok onların bilgilerini birey kendi tecrübesiyle kendisi dokunarak alabiliyor. Yani şekil kabartma cihazları veya 3 boyutlu yazılarla değil, Braille yazıcılardan çıktı alabilir, evet. Değil mi bunlar? 3 boyutlu yazıcı kullanmadım, piyaf makinesi kullanmadım, şekil kabartma diye şekil kabartma yazıcıları kullanmadım. Bu normal standart Braille kitaplarını bastığımız bir cihazı kullanarak. Yani. Ha, bu da büyük bir beceri. Onu o görselleri, o yazıdan çıkarmak büyük bir beceri, çizim becerisi ister. Hocam sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz gezelim mi? Gösterelim izleyicilerimize tabii, de. Tabii ki de. Ben size yönlendireyim. Şu anda arkamızda bir eser var, ona bakabiliriz. Evet. Nasıl yönlendirirsiniz? Ha. Tam tersine dönelim. Mesela evet. Burada İnci Küpeli Kız resminin dokunsal versiyonu. Bazı bilgiler var değil mi? Johannes Vermeer. Bu eserin yaratıcısı Johannes Vermeer. Sağ tarafta asetat üzerine Braille yazıyla eseri kısaca tanıttım. Altında bunun büyük kontrolü Latin alfabesiyle gören bireyler için ya da az gören bireyler için yaptığım bir büyük yazı kontu uygulaması var. Yazıların altında da burada da eserin orijinal hali. He. Evet. Yani bir QR kod var herhalde betimleme olsun diye değil mi? Evet, bir de QR kod var. QR kod nerede mesela? QR kod şeydi, şu anda eserin üzerine koyduk bunu ayrıca, harici tuttuk. QR kodları daha da küçülttük, direkt tablonun üzerine de koymayı da planlıyoruz. Evet, yani QR kodu tıklandığında betimlemeli olacak. Evet, yani. Aslında bir körün bunu hem önce betimlemesiyle dokunsalı birlikte incelemesi daha faydalı olur değil mi hocam? Evet, yani hem dinleyecek betimlemesini hem de dokunarak dinlediği ve dokunduğuyla bir dokunduğu zaman hani o iki bilgiyi eşleştirerek daha fazla veriye, daha fazla erişime, daha fazla bilgiye kavuşacak. Tamam, şimdi siz bana betimleyin o zaman. Biz QR kodla uğraşmayalım. Merhabalar. Şimdi İnci Küpeli Kız'ın mesela burada bir eşarbı var. Bu eşarbı hani mavi renkli bir eşarbı var. Bu eşarbının arkasında bir topuz gibi bir çal gibi bir şey sarkıyor ve aşağı doğru aşağı kadar iniyor. Bu da sarı renkli bir. Tabii dokunduğumuzda renkler yok sadece. Orijinal isimde anladım. İşte o yüzden hem dinlemek hem dokunmak lazım aslında. Evet. Mesela bu İnci Küpeli Kız omzunun üzerinden terse doğru, arkaya doğru bakarak tasvir edilmiş. Mesela omuzu buradan ve boynu burada arkasına doğru dönerek tasvir edilmiş ve resmin tam ortasında kocaman bir inci küpesi var. Aslında resmin ismi de buradan geliyor. Buradan geçiyor. İsmi de buradan geliyor. Evet. İsmi de buradan geliyor. Evet. Bu şekilde. Peki. En altta hocamızın imzası var. Evet. Orada da benim adım ve baş harflerim var. Diye. Evet. Resim bu şekilde. Başka bir resim görebiliyor muyuz? Tabii ki de. Evet, şimdi yeni bir resim önündeyiz. The Kids. Şeyin adı, resmin adı. Öpücük. Evet, teşekkür ederim. İngilizce orijinal isimlerini kullandım hocam. Evet. Hocam şimdi siz bunu yine bana betimleyin bakalım. Beraber incelemeyiz. Şimdi burada bir erkek ve bir kadın betimleniyor. Erkek sol tarafta.
Ve erkeğin kafasının arkası var sadece. Çift el kullanabilirsin. Evet. Erkek kafasının arkası döndükken kadının yanağından öpüyor. Kadının kafası da erkeğin kafasının hemen yanında. Evet. Ve erkek kadına sarılıyor, sarmalıyor. Evet. Ve böyle bir tablo. Tabloda erkeğin vücudunda daha dikdörtgen veya işte daha geometrik şekillerle betimlemiş ressamlar. Evet. Erkek daha keskin yapılar varsa kadının kıyafeti ya da kadının bedeni daha yuvarlak, daha oval şekillerle, daha girintili, çıkıntılı şekillerle, çiçeklerle betimlenmiş. Kadın oturuyor, o kadının ayakları erkek kadına, kadını erkek ve kadın arasında boy farkı var. Kadın oturduğu halde erkek onu sarıp sarmalıyor. Erkek daha kapsayıcı, daha kaplayıcı bir yapısı var. Ve bir platformda oturuyorlar. Erkeğin oturduğu yer burası mı oluyor? Evet, burası erkeğin oturduğu yer. Kadının ayakları da o platformdan aşağı sarktı. O şekilde. Orada imzam olduğu için orası kapandı. Ama orijinal resimde dediğim gibi ayak aşağı doğru sarktı. Brain olan yerde renk yok ama değil mi? Var mı? Yok, brain olan yerde renk yok. Renk yok. Tamamen hani beyaz. Evet. Ben sen resmin orijinalini de çektin herhalde. Tamam. Hocam teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür bu ediyorum. Bu tür içeriklerin yaygınlaşması sizin resim serginizin de yaygınlaşmasına ve bu videoda katkıda bulunur diyelim. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.